Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün konum, sizlerle paylaşacağım konum, Rusya-Ukrayna savaşı. Putin'in amacı ne? Haberleri yakından takip ediyorum. Ve komedyen Zelenski'nin burada yani hakikaten direnişini görüyoruz. Ve ABD'nin yaptırımlarla karşılık vermesini görüyoruz. NATO'nun bu şekilde ve devam ediyor şu anda. Ben de böyle bir video çekmek istedim samimi bir şekilde, hemen anlatmak istedim kısa bir şekilde. Arkadaşlar benim burada gördüğüm yani amaç şu. Rusya'nın amacı Rus İmparatorluğunu tekrar kurmak. Amaç bu. Bir şekilde ABD'nin üzerine gelmesini engellemek ve Rusya öyle bir yeri tanıdı ki İlk bununla başladı. Zaten Kırım'ı aldı biliyor. Kırım'a çöktü. Tanımış olduğu iki yer Ukrayna'nın en önemli maden kaynakları, enerji kaynakları. Ukrayna'nın en önemli. Ukrayna yani ufak bir yer değil, büyük bir yer. Yani Türkiye kadar bir yer, onu söyleyeyim ben size. Ufak, bilsek ama bilsek bile büyük bir yer. Ayrıca birçoğu dünyanın hani birçoğu yerine de ithalat yapan bir Ukrayna. Türkiye'de dahil işlerinde. Yani buğday ticareti gibi. Rusya'nın buradaki amacı yani Sovyetler Birliği'nin dağılması, hani eski. Bunlar hep yakın tarihler bu arada. Onu da ben size net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü ister istemez konunun 7-24 haberleri bunu veriyor. Hani Amerika, ABD, NATO, ABD nasıl büyük bir devlet, güçlü bir devletse, sıkıntılı bir devletse, Rusya da keza bu şekilde sıkıntılı bir devlet. Çin de aynı şekilde sıkıntılı bir devlet. Yani Türkiye'nin öyle bir şey yapması lazım ki çünkü buradan sıkıntı alabiliriz. Nasıl alabiliriz? NATO Birliği'ne üye olduğumuz için bu burada bitmese bile bizden de asker sevkiyatı olabilir neticede. Hani bize de yani bu dokunacaktır. Örnek veriyorum petrolle, ekonominin zayıflamasıyla buradaki yani adamlar orada savaş yarıyor ama şeyi bize dokunuyor. Sıkıntısı emin olun yine de dokunacak diye düşünüyorum ben. Ve dokunuyor. Dokunmaya başladı da. Yani hep bizim çevremiz zorluyor bunda nedense. O yüzden de ekleniyorsun ister istemez. Etkisinde kalıyorsun. Tabii ki bu konunun uzmanları benden kat kat daha iyi bilirler bunu. Ben sade bir vatandaş olarak ve araştırmacı birisi olarak hani bunları söylüyorum, araştırıyorum, not ediyorum. Hani bununla paylaşmak istedim esasında. Amaç Rusya'nın geri çekilmesi aslında beklemiyordum ben. İlerlemesini bekliyordum ama tuzak da olabilir. Ne gibi tuzak olabilir? Rusya'yı içeri çeker, Rusya'yı zayıflatabilir. Putin belki şu anda akıllılık yaptığını düşünüyor ama aslında ABD onu orada bir tuzağa çekmiş olabilir yani hani çok enteresan bir şeyler dönüyor orada. Çünkü yani bir de Rusya'nın arkasında belki şu an Çin olabilir ya da Çin'den perde arkasında anlaşma yapmış olabilir ama biliyorsunuz ki arkadaşlar yani umduğun dağlara kallar yağabiliyor. Yani her şey değişebiliyor. Ummadığın taş baş yarabiliyor. Çin bir anda geri çekilir, cayar. Rusya tek başına kalır ve yerler. Çünkü Çin'in gıdasını kim veriyor? ABD veriyor soyasını. Hani soya ürünlerini bir araştırın bakın internetten. Çin'in en büyük gıda aldığı yer ABD. Her ne kadar ABD'ye zıt olsa, Çin çok da büyüse şu an tarım alanında hani yerleri alıyor. Çok aşırı büyüdü ama şu anda aktif olarak ABD'den bir alıyor gıda yardımı var. Demek istediğim çok enteresan bir plan var. Bence Rusya şu an çok çok aşırı bir gücünü göstermedi Ukrayna üzerinde benim düşüncem şahsi. Çünkü o kadar silahları var, o kadar bombaları var ama aşırı bir gücünü göstermedi. Göstermek ise çok fazla gösterebilir. Amacı bir şekilde hükümeti değiştirip almak yani. Deliklerini yaptırtmak. Bu yüzden de yavaş yavaş ilerliyor. Bakalım nereye varacak. Şu an benim dediğim genellemeler. ABD'nin tabii ki planları vardır. NATO'nun planları vardır. Onların da bir aklı var. Ama
şu an bizim gördüğümüz böyle bir senaryo var. Ben üzülüyorum. Yıllarca hep bunlar oluyor, dönüyor, bitiyor. Biz de izliyoruz. Bir şey de yapamıyorsun. İzliyorsun sadece. Olmaması gerekirdi. Çünkü her ölen kişi bir insandır neticede. Ve bu çok kötü bir şeydir. Savaş çok kötü bir şeydir. Ekonomik açıdan iki egolu ülkenin savaşması ve ABD'nin burada 40 milyonluk Ukrayna'ya ateş atması kötü bir şey. Bunu görüyoruz yani burada biz neticede. Bakalım hani ne olacak? İzliyoruz. Amaç Rusya'nın eski gücünü kazanması. Arkadaşlar Rusya yayılmacı bir devlettir. Ben okudum, baktım. Şimdi kadar öğrendiğim şekilde yani diyeyim. Yayılmacı bir devlet. Hafif oldun mu çöker direkt. Güçsüz oldun mu direkt almak ister, çöker. Biz de içerisindeyiz. Bir fark yok yani. Yıllar evvel örnek veriyorum bizim Doğu Anadolu'da Kars falan yanı nasıl istemişse ve o dönem biz nasıl NATO'ya üye olmuşsak biz NATO'ya üyeliğimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Yani hani biraz araştırın. Rusya ile bizim eski bağlarımızı, NATO'ya niye üye olduk? Bunları araştırmıyorum ben size. Bakın yani. Tarihi bilmeden çünkü biz geleceğimizi bilemeyiz. Mutlaka tarihi bilin ve tek bir kaynaktan ele almayın. Araştırın. Öyle söyleyeyim. Amaç burada dediğim gibi yayılmacı bir devlet olduğu için sıcak suları inmek ve büyütmek, kendini genişletmek. En sonki durak ne? Tamamen ele almak, dünyayı yönetmek. Amaçları bu. Hepsinin bir amacı var. Emin olun. Her devletin bir amacı var. Şu an süper güç Amerika ama Çin de o da kendini büyütüyor yani. Burada kimi iştahlı bekleyen baronlar var silah satmak için. Aman savaş çıksın da şu silahı satalım. Silahları verelim. Hani adamlar çünkü savaşın çıkması kimlerin lehine arkadaşlar. Para kazanıyor. Anladınız mı? Yani ticaret yapıyor, güçleniyor, zenginleşiyor. Kimlerin de aleyhine. Mahvoluyor, ülke çöküyor gibi. Sıralayabiliriz. Şimdi barış mı geldi? Ne oldu? Şimdi Ukrayna bir şey yani ne oldu yani şu an? Rus Putin Ukrayna'yı vurdu da ne oldu? Onca masum insan şu an ölüyor. Adam da ülkesini koyuyor yani. Ülkesini savunuyor yani. Neticede. Yani iyi şeyler değil bunlar. Hiçbir. Burada dünyanın psikolojisini bozuyorlar. Dünyanın aklıyla oynuyorlar. Sen ABD, NATO. Kaşıyorsun sürekli. Bakın. Olmayana kadar haberleri takip ediyorsunuzdur nitekim siz de. Olana kadar hep kaşıdı. Alttan savaş olsun diye. Savaş oldu şimdi olmasın istiyor. Aslında savaş olmasını istiyorlar yani öyle söylemez. İsteniyor yani. Ne olursa olsun isteniyor. Onların hepsi hikaye. Bana kalırsa benim tabii kendi şahsi fikrim düşüncem bu. Burada benim baz aldım. Benim şeyim savaşın bitmesi durması. Kimsenin zarar görmemesi. Putin'in de amacı ilerlemek, kaynaklar almak, enerji almak. Amerika'nın yani onun çevresini sarmasını istemiyor. ABD çünkü çevresini sarıyor Rusya'nın. İstemiyor. Rusya şimdi Ukrayna'ya girdi ama bu sefer bizim çevremiz sarılıyor. Biz öyle bir yerdeyiz ki solumuz Yunanistan sarılıyor. Altımız sarılıyor. Yanımız, her tarafımız sarılıyor yani. O yüzden adam görüyorsunuz. Ukrayna NATO'ya üye olmasını istediği anda savaş çıkarttı. O kadar hassas bir durum. Yani bizim iyi kendimizi çok güçlendirmemiz lazım. Yani her alanda eğitim, savunma çok güçlendirmemiz lazım, eğitmemiz lazım. Çünkü bugün bunu yapan yarının size ne yapacağının garantisi yok. Anlaşmalar görüyorsunuz bir anda kağıt üzerinde ama yırtılıyor. Anlaşmayı kabul edilmiyor. Yani güçlünün dediği oluyor. El altından silah olanın dediği oluyor. Anlaşmalar öyle kalıyor. Bakın anlaşma olmuştu. Minsk anlaşması gibi anlaşmalar. Öyle kaldı, yırtıldı, gitti, bitti. Adam dinlemiyor yani. O esnada alacağım diye alıyor. Zorbalıkla. Silah gücüyle. O yüzden de bir de benim anlamadığım şu. Adamlar da diyelim 7000 tane diyelim 10.000 tane nükleer bomba var Rusya'da. Amerika'da diyelim 10.000 tane nükleer bomba var. Bunlar ele geçirmişler. Onlar da olacak, başkasında olmayacak.
bir başkası nükleer bomba yapmak istediği zaman ona da karşı oluyorlar. Sen yapamazsın. Niye? Sen yapamazsın diyor. Niyesi yok, niyesini sorma diyor. Ben de olsun ama sen de olmasın diyor. Her şeyde böyle, silahta, füzede, nükleerde. Anladınız mı demek istedim? Yani hep güçlü ben olayım, ben sömüreyim, ben rahat edeyim. Başkaları kafasını kaldırmasın, hep bitsin. Öyle bir şey yok. Böyle olmaması lazımdı. Yani ben bu olaya bu açıdan bakıyorum. Böyle 7/24'te takip ediyorum. Yani hani pek, nasıl diyeyim, demek de istemiyorum ama böyle pek iyiye gitmiyor. Yani iyiye gitmediğini de net bir şekilde söyleyeyim. İyiye gitmiyor. Umarım iyi olur. Düzelir yani, bir an önce biter savaş. Pek iyiye gitmiyor. Ama bence de çok sert yüzünü göstermedi. Tatlı tatlı böyle hani resmen bari savaşıyor. Adam diyor ki biz savaşmıyoruz. Biz diyor, Rusya diyor ki biz savaşmıyoruz diyor. Biz diyor, nasıl savaşmıyorsun ya? Bildiğin savaşıyorsun şu anda. Bildiğin giriyorsun, girmişsin. Böyle bir şey var mı? Yazık. Ben bunu hani insani olarak söylüyorum. Putin'in burada amacı ve Putin çok kökten gelen birisi, KGB'den gelen birisi. Amacı dediğim gibi Rusya'yı kuvvetlendirmek, büyümek, gücünü kaybetmemek. Kozları var, doğalgaz gibi enerji kaynakları var. Hani kapatırım diyor, bakın doğalgazı bir yaparım diyor, 2000 euro. Hani öyle satarım. Vallahi kapatırım diyor ama hepsinin bir karşılığı olabilir. Ben de sizler gibi şu an izleyiciyim. Bana kalırsa burada amacı belki ABD bunu çekmiş olabilir. Tuzağı belki Rusya düşürttü. Ben öyle görüyorum. Benim düşüncem bu. Belki ya iki durum söz konusu. Ya bundan Putin, yani Rusya ya bundan zararlı çıkacak Ukrayna'ya girdiğinden ya da çok karlı çıkacak bu durumdan. İki durum var. Yani benim düşündüğüm ya çok zararlı çıkacak ya çok karlı çıkacak bu durumdan. Yanan kim? Ukrayna. Maşa kim? Ukrayna. Ben öyle söylüyorum size. Ukrayna devleti ve oradaki insanlar. Bu şekilde biz de Türkiye olarak her zaman gibi görüyorsunuz. İnsan yardımına falan ediyoruz. Çünkü vicdanımız var. Bu şekilde benim gördüğüm bu. Baktığım da bu. Putin yani tam Rusya'nın adamı, öyle söyleyeyim. Tam derin devletin aklı ve Putin'in aklı Rusya'nın çıkarları doğrultusunda ne gerekiyorsa şu an onu yapıyor. Ama mahvederek yapıyor, onu da söyleyeyim. Göreceğiz. Bakalım ne olacak. Benim diyeceklerim bu. Yani Rus İmparatorluğu bunu demese de, istemese de, böyle bir şey yapmasa da adamın içinden geçen, gönlünden geçen çökmek, almak. Anladınız mı? Amerika dünyayı yönetmek. Nasıl Türkiye'de kız denme var. Üçte biri, örnek veriyorum. Dünyayı biz yönetmişiz. O senin geninde var. Değişmez yani bu. Bazı şeyler halkın geninde vardır. Değişmez. Bunun gibi bir şey yani bu. Bakalım, göreceğiz arkadaşlar. Videonun da sonuna geldim. Böyle dipnot çekmek istedim. Sonuçta gördüm ben o haberlerde o tankın. Tank var. Yürüyen bir işte araç var. Tank yürüyen aracın çığınıyor ya, eziyor. Bir şey var mı ya? İnsanlık ölmüş yani, hani bitmiş. Bildiğin yürüyen arabanın üzerine çığınıyor ya adam, ve kalkmıyor orada, bekliyor 5 saniye ve geri çekiliyor. Adam orada ölüyor. Örnek veriyorum. Öyle bir şey yok ya. Bildiğin savaş. Kötü bir şey. Yani. Çok karmaşık bir durum. Derinlerini de bilmiyoruz. Ben sıradan bir kişiyim. Derinlerini de ekstra olarak bilmiyoruz ama göreceğiz. Gördükleri ben çekip atmaya çalışacağım. Rusya'nın amacı Rus İmparatorluğunu tekrar kurmak, güçlenmek. Zaten bunu da planlı yapmış. 8-10 yıldan beri çalışmış. 600 milyar dolarlık da para bütçe yemiş kendine hani. Hazırlıklı girmiş. Muhakkak tarımda da, gıdada da hazırlık olarak hazırlığını yapmıştır yani. Öyle söylemezse. Bunun neticesinde de her şey, fiyatlar artacak. Biz de etkileneceğiz. Ne kadar istemsek de diyorum. Öyle görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın.